Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada gündemden herkese merhaba. Bugün 11 Eylül 2024 Çarşamba. Ben Ferhan Köseoğlu, günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün gündemimizde neler var? Hem sizi üzecek hem de sizi sevindirecek haberlerimiz olacak. Bugün vatandaşlık yasasıyla başlayacağız. Malum Almanya'da Haziran ayında yürürlüğe giren bir vatandaşlık yasası var. Ancak bu süreç sağlıklı ilerlemiyor maalesef. Çok büyük tepkiler var. Neler o tepkiler, sorunlar neler, ona değineceğiz. Almanya'da hükümetten milyonlarca çalışanı ilgilendiren bir müjde var. O müjdenin detayları da haber bültenimizde olacak. Öte yandan emeklilerle ilgili ise maalesef üzücü gelişmeler devam ediyor. Yine son olarak bugün Fransa'ya uzanacağız. Fransa'da da çok önemli bir gelişme var. Tüm bu haberler için Avrupa'nın Türkçe haber bülteni camiada günden başlıyor. Almanya'da Haziran ayında yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasası sonrası Alman vatandaşlığına başvurular patlarken sistemdeki büyük sorunlarsa dikkat çekiyor. Tabii biz de sizden bu konuyla ilgili çokça soru alıyoruz, şikayetleriniz var. Hiçbir hazırlık yapılmadan çıkarılan yasa sonrası on binlerce vatandaşlık müracaatı yetersiz personel olduğu gerekçesiyle herhangi bir işlem yapılmadan bekletiliyor. Sistem tıkanırken vatandaşlık müracaatları içinse aylar hatta yıllar sonrasına randevular veriliyor. Almanya'da yeni vatandaşlık yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte vatandaşlık başvurularında büyük bir artış yaşanıyor. Yetkililer artan talep karşısında sistemin zorlandığını belirtiyor. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre 2024 yılının ilk yarısında 204 binden fazla vatandaşlık başvurusu yapıldı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %50'lik bir artışı işaret ediyor. Artan başvuru sayısı ilgili kurumları zorluyor. Vatandaşlık dairelerinde personel yetersizliği ve uzun bekleme süreleri gibi sorunlar yaşanıyor. Bazı şehirlerde randevu almak için aylarca beklemek gerekiyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsü başvuru sayısındaki artışı memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak sistemimizi bu talebe uygun hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor açıklamasını yaptı. Muhalefet partileri hükümeti süreci hızlandırmak için yeterli önlem almamakla eleştiriyor. Bazı uzmanlar online başvuru sisteminin geliştirilmesi ve geçici personel alımı gibi çözümler öneriyor. Evet, geçtiğimiz günlerde de söyledim. Yine bununla ilgili maalesef şikayetler vardı. Uzmanların açıklamaları var. Almanya'da yıllardır beklenen bir yasaydı aslında. Haksız bir uygulamaydı. Türk vatandaşlarına uygulanan o çifte vatandaşlık yasağı. Adaletli değildi ve bundan geri dönüldü. Çok da güzel oldu. Tabii yeni yasa çıktı. Şimdi birçok Türk vatandaşı da daha önce Alman vatandaşlığını düşünmeyenler de düşünmeye başladı. Aynı şekilde Alman vatandaşlığı olup Türk vatandaşlığına geçmek isteyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Bu sadece Türkiye kökenliler arasında. Tabii diğer milletler arasında da vatandaşlığa geçişler daha çok artmaya başladı. Yasa güzel çıktı ancak yasa sonrası bu teknik, bürokratik işlemlerle ilgili maalesef bir hazırlık yapılmadığı görülüyor. Şimdi de birçok şehirde randevular tıkandı. İnsanlar başvuru yaptığı halde cevap alamıyor. Randevu almak neredeyse imkansız hale gelen şehirler var. Tabii bununla ilgili hükümetin bir adım atması bekleniyor. Yerel yönetimlerin bununla ilgili bir adım atması bekleniyor. Birçok siyasinin açıklamaları var. Hükümete, yerel idarecilere çağrılar var. Bakalım ilerleyen dönemde bununla ilgili nasıl hazırlıklar yapılacak? Online, tabii online başvurularla bu işi biraz daha kolaylaştırma projeleri olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde personel azlığı olan yerlerde de personel artırımına gidilmesi söz konusu. Tabii bu bir süreç alacak. Evet, o süreç sonunda belki bir adım atılmış olacak ancak insanlar bu zaman kaybına uğrayacak maalesef. Bu süreçte zaman kaybına uğrayacak. Tabii bekliyoruz, umuyoruz hızla bu yönde adımlar atılır. Bu mağduriyetlerin giderilmesi adına biz de bu vatandaşlık yasasıyla ilgili şikayetlerin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Şimdi vatandaşları sevindirecek bir gelişme. Almanya'da hükümetten milyonlarca çalışana yeni bir yasa tasarısıyla bir defaya mahsus daha fazla net maaş müjdesi geldi. Çalışanlar
hükümetin hazırladığı yeni vergi düzenlemesiyle Aralık ayında bir defaya mahsus daha fazla net maaş alacak. Almanya'da çalışanlar hükümetin hazırladığı yeni vergi düzenlemesiyle 2024 yılının sonunda bir defaya mahsus daha fazla net maaş alacak. Bu düzenlemeye göre çalışanlar için belirlenen temel vergi muafiyeti miktarı 180 euro artırılarak ve yıllık olarak 11.784 euroya çıkarılacak. Bu artış net gelirin yükselmesini sağlarken düşük gelirlilerin maaşlarında hissedilir bir iyileşme sağlayacak. Buna göre yıllık geliri 11.784 euronun altında veya tam bu miktarda olanlar gelir vergisi ödemeyecek. Bu artış 2024 yılının sonunda Aralık ayında bir defaya mahsus ödenecek. Buna göre çalışanlar maaşlarına yansıyan bu artıştan uzun süre faydalanamayacak. Hükümetin bu adımı özellikle enflasyonun arttığı bu dönemde çalışanlara bir nebze olsun maddi destek sağlama amacı taşıyor. Evet, çalışanlarla ilgili güzel bir haber. Çok fazla olması da tabii bu vergi indirimi Aralık ayında maaşlara yansıyacak. Çalışanlarla ilgili böyle bir güzel gelişme var, ancak işin bir de emekliler boyutu var. Malum Almanya'da emeklilerle ilgili ekonomik sıkıntılarla ilgili problemler, emeklilerin ekonomik sıkıntılarıyla ilgili problemler devam ediyor. Bununla ilgili son yapılan bir araştırma var ve bu araştırma maalesef acı gerçekleri, acı reçeteyi önümüze serdi. Almanya'da emeklilerin birçoğunun zor koşullar altında yaşamlarını idame ettirmek zorunda kaldıkları ortaya çıktı. Şimdi haberde şu ifadeler kullanılıyor. Almanya'da emeklilerin durumu her geçen gün kötüleşmeye devam ediyor. Yayınlanan son istatistiklere göre maaşlarının düşüklüğü sebebiyle her 5 emekliden birisi maalesef yoksul. Fakirlik sınırında yaşıyor yani. Yayınlanan verilere göre ülkede 40 yıl çalışan bir emeklinin ortalama maaşı ise 1250 euro. Almanya'da düşük emekli maaşları milyonlarca insanı yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Emekli maaşlarının oranı da eyaletler arasında ciddi farklılıklar gösteriyor. Yayınlanan son istatistik verilere göre Almanya'daki emeklilerin neredeyse 5'te 1'i yoksulluk riski altında bulunuyor. Almanya genelinde ortalama emekli maaşı 1270 euro olarak hesaplanmış durumda. Erkekler için bu rakam 1370 euro iken, kadınlarda ise ne yazık ki 954 euro gibi bir rakama düşüyor. 40 yıldan fazla sigorta primi ödeyen 1.3 milyon emekli arasından yaklaşık 350 bin kişi, Almanya'nın en büyük eyaleti olan Kuzey Renfesvalya'da 1250 euronun altında bir emekli maaşı alıyor. Bavyera'da ise tablo daha da kötüye gidiyor. Bavyera'da 40 yıldan fazla çalışmış emeklilerin %32'si, yani yaklaşık 3'te 1'i 1250 euronun altında emekli maaşı alıyor. Bu oran Berlin'de ise %30.4. Bu rakamlar Almanya'da emeklilerin eğer başka bir gelir kaynağı yoksa hayatta kalma mücadelesi verdiklerini ortaya koyuyor. Evet, bu açıklanan rakamlar maalesef acı. Gerçekten Almanya'da emeklilerin yaşamı her geçen gün daha da zorlaşıyor. Biz de dilimiz döndüğünce bunu anlatmaya çalışıyoruz bu ekranlardan. Emeklilerin yaşam standartları her geçen gün düşüyor. Bununla ilgili daha önce yayınlanmış açıklamalar da var. Şu anda önümde bir istatistik rakamları var. Almanya Federal İstatistik Kurumu'nun daha önce açıkladığı rakamlar var. Ve Almanya'da yoksulluk oranı %17 ile tarihin en yüksek rakamına ulaşmış durumda. Peki yoksulluk sınırı altında yaşayan bu kişilerin büyük çoğunluğunu hangi kesim oluşturuyor dersiniz? Böyle bir soru sorsam herhalde siz de çok düşünmeden emekliler cevabını verebilirsiniz. Evet, doğru. Gerçekten Almanya'da yoksulluk sınırı altında yaşayanların çoğunluğunu emekliler oluşturuyor. Bununla ilgili hükümete adım atması yönünde çağrılar var. Avrupa Komisyonu'nun da daha önce bu yönde açıklamaları vardı. Bakalım ilerleyen dönemde bununla ilgili hükümet nasıl adım atacak? Almanya'da çalışan olabilirsiniz, emekli olabilirsiniz. Siz Almanya'da bu ekonomik gidişattan en çok etkilenen kesimin hangisi olduğunu düşünüyorsunuz? Siz de lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Emeklilerle ilgili sizin düşünceleriniz ne? Emekli olanlar tabii şu anki durumlarından bahsedebilir. Biz de öğrenmiş oluruz. Bu istatistikler var, ancak gerçek manada sokaktaki halk ne düşünüyor? Emekliler bununla ilgili lütfen yorumlarını bizimle paylaşsın. Emekli olacak vatandaşlar da Almanya'da emekli olduktan sonra rahat geçinebileceğinizi düşünüyor musunuz? Lütfen bununla ilgili de yorumlarınızı
bizimle paylaşın. Şimdi Avrupa'nın diğer bir ülkesi Fransa'ya uzanacağız. Avrupa'da gıda skandallarına bir yenisi daha eklendi. Fransa'da Lidl mağazası satılan ekmekleri geri çağırdı. Perakende gıda devinin 120 mağazasında satılan ekmeklerin içerisinde odun parçaları çıktı. Vatandaşlara satın aldıkları ekmekleri tüketmemeleri noktasında uyarı yapıldı. Fransa'da perakende gıda devi Lidl'ın 120 mağazasında satılan ekmeklerin içinde odun parçaları çıktığı gerekçesiyle tüketmeyin uyarısı yapılarak geri çağrıldı. Hükümetin resmi duyurularını yaptığı Rappel Konso tarafından da doğrulanan bu geri çağırma, söz konusu ürünlerin küçük odun parçaları içerebileceği gerekçesiyle gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 120 mağazada satılan bu ürünler tehlikeli içerikleri nedeniyle tüketime uygun değil. Hem Lidl hem de Rappel Konso bu ürünlerin tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Lidl müşterilerinden aldıkları ekmekleri yememelerini söyleyerek 21 Eylül'e kadar iade edilebileceğini belirtti. Şüpheli ürünleri iade eden müşterilere ödedikleri tutar geri verilecek. Evet, bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Yine yayınımızı sonuna kadar takip eden izleyicilerimize bir kez daha ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yarın yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.